Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler umuyorum. Herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda OVR platformundan nasıl arsa alacağız onu sizlere adım adım göstereceğim. Biliyorsunuz son dönemlerde Metaverse platformlarından arsa almak oldukça hype bir duruma geldi. Yani herkes arkadaşlar arsa kapatmaya başladı. Ünlülerden tutun işte Snoop Dogg aldı biliyorsunuz. Başka ünlüler aldı. Şirketler, Kanada bir şirket 2,5 milyon dolar ödedi biliyorsunuz. Decentraland'teki bir arsaya. Biz de önceki videomuzda bahsettiğimiz OVR platformundan bu videomuzda adım adım arsa almayı göstereceğim. Birçok arkadaş şunu söyledi Hocam tamam çok güzel gördük OVR platformunu işte e, Division Network'ü Ama OVR'den nasıl arsa alacağız beceremedik dediler Çünkü arkadaşlar OVR'de bir püf nokta vardı Bir ERC20 tabanında bir de Binance Smart Chain tabanında tokenlar alabiliyorsunuz. Yani OVR token alabiliyorsunuz. Binance Smart Chain tabanında alırsanız daha ucuza işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin bu videoda adım adım sizlere bunu göstereceğim. Aynı zamanda 200 dolarlık bir çekilişimiz olacak. Bu 200 dolarlık çekilişe nasıl katılmanız gerektiğinde gerekli hatırlatmayı da videonun ilerleyen zamanlarında yapacağım. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. OVR platform buydu. Gördüğünüz gibi Over the Reality adında bir platform. Şu an gördüğünüz gibi 488 bin kapanan açık arttırma var. Gördüğünüz gibi dünya haritasını arkadaşlar metaverse yapmışlar. Evet dünya haritasını metaverse haline getirip parsel parsel yapıp satıyorlar arkadaşlar. Ortalama bir parsel yaklaşık 3 OVR yani en düşük miktarı en düşük en ucuz fiyatı olan 3 OVR'de şu anki fiyatı yaklaşık 7,5-8 dolar civarını düşünebilirsiniz. Bir parsel bir parsel de yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 300 metrekare olarak düşünebilirsiniz. Burada yapabileceğiniz şeyler OVR token satın alabilirsiniz. OVR land yani arsa alabilirsiniz ve daha sonra bunun üzerine inşaat inşaat yapabilirsiniz, otel yapabilirsiniz, işte alışveriş merkezi yapabilirsiniz, konser alanı, futbol sahası ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar Metaverse'ün ileride gelişeceğini düşünüyorum. Kanalımda bu konuda videolar var. Kanalımdaki bu konuda videoları da izlemediyseniz mutlaka izleyin Metaverse nedir ne değildir. Orada detaylı bir şekilde kanalımda bahsediyorum. Aynı zamanda birkaç arkadaş da şunu söyledi. Çok güldüm arkadaşlar. Diyorlar ki İleride torunlarımız, çocuklarımız bize baba, anne ne kadar vizyonsuzsun e, Metaverse'den arsa almadın mı dememek için arsa oluyoruz diyorlar. Ben OVR platformuna ciddi bir yatırım yaptım ama bunu ben yaptım diye sizin de yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Mutlaka kendi yatırım kararlarınızı kendiniz almanız lazım. Bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ben bir finansal danışman değilim sonuç olarak. Her zaman kendiniz okuyun, araştırın. Ona göre yatırımlarınızı yapın. Ben OVR'den yatırım yaptım. Daha sonra Division Network'tan yatırım yapmak istiyorum. Onu takip ediyorum. E, biraz şimdi mana düşsün. Giderim biraz daha Decentraland'den bir arsa alabilirim ya da işte sen düşsün oradan sandbox'tan gidip bir arsa alabilirim ama bugün OVR biraz daha bizim alabileceğimiz e, miktarlarda yani fiyat olarak parsel başına biliyorsunuz 7.5 8 dolar o nedenle biraz daha almamız Kolay. Şimdi diyeceksiniz hocam neden Decentraland'de bir arsa 15.000 dolar ama burada bir arsa 8 dolar. Çünkü arkadaşlar Decentraland'de daha az parsel var. Decentraland'de 90 bin parsel varken burada 1.6 trilyon parsel var. Yani bu gerçek dünya olduğu için o şekilde düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada 1.6 trilyon yazıyor. Ben OVR'ye de inanıyorum. Biliyorsunuz piyasa bugün arkadaşlar oldukça düştü dün bugün yani. Ama verenin fiyatı hala aldığımız fiyatın bir tık üstünde. O nedenle verede sağlam durarak bence kendi rüştünü ispatladı. Şimdi gelin arkadaşlar buradan nasıl nasıl arsa alıyoruz ona bakalım. Buradan nereye almak lazım? İşte hangi şehirler mantıklı? Paris'i mi alalım, Londra'yı mı alalım, New York'u mu alalım? Ben nerelere aldım? Bunu gelin birlikte size göstereceğim. Ben bayağı 50-60 tane yer aldım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da neler yapmak istediğimi sizlere bahsedeceğim. Aynı zamanda videoda adım adım o token'ı nasıl alacağım? İşte Pancake'den nasıl alacağım? Daha sonra Pancake'den Metamask'e nasıl göndereceğim? Bunları detaylı bir şekilde sizle paylaşacağım. İlk olarak Binance'e geliyoruz. Binance'ten ne yapacağız? Binance'ten BNB alacağız arkadaşlar. Daha sonra bu BNB'yi ne yapacağız? Metamask'imize göndereceğiz. Şimdi BNB'nin fiyatı gördüğünüz gibi 572.1 dolar. Buradan biz diyelim ki 150 dolarlık BNB alalım arkadaşlar. 150 dolarlık BNB'yi satın alın basıyorum. Şu an gerçekleşti. Daha sonra spot cüzdanımıza gidiyoruz. Evet spot cüzdanımıza geldiğimizde burada BNB'yi görüyoruz. Daha sonra withdraw basıyoruz. Peki withdraw basmadan nereye çekeceğiz bunu? Yavaş yavaş arkadaşlar adım adım gösteriyorum ki e, bu piyasaya yeni giren arkadaşlar da bunları takip ederek işlemleri yapabilir. Buradaki MetaMask'imizden cüzdan numaramızı kopyalıyoruz. Daha sonra buraya gelip yapıştırıyoruz arkadaşlar. BEP20 tabanında göndereceğiz. Ne kadar BNB göndermek istiyoruz? Hepsini gönderelim. Daha sonra buradan withdraw basıyoruz. Konfirme bastıktan sonra bizden arkadaşlar bir mail üzerinden bir şifre verecek, bir de telefon üzerinden bir şifre verecek. Bu şifrede girdikten sonra direkt coinler MetaMask'imize gelmiş olacak. Evet şimdi gördüğünüz gibi iki şifreyi de girdik arkadaşlar. Burada onay bekleniyor diyor. Bunu komple bastıktan sonra onay gerçekleşecek. Şimdi bu koyuna Metamask'imize gelmesi yaklaşık 1-2 dakika sürer. Ve bu 1-2 dakika içerisinde sizlere çekiliş duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hem YouTube'da hem Twitter'da oldukça güzel takipçi, abone sayılarına ulaştık. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. YouTube'da 30 bin aboneyi geçtik. Birlikte daha büyük bir aile oluyoruz. Twitter'da da 10.000 bin aboneyi geçtik arkadaşlar. Bu nedenle sizlere güzel bir çekiliş yapmak istedim. 200 dolarlık bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte 200 doları bir kişiye verelim, iki kişiye verelim? Onu arkadaşlar gene Twitter'dan anketle sizlere soracağım. Siz kararını siz vereceksiniz. Videomuzu detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Şuradaki düşüşte fırsat, yeni Metaverse altcoin sepeti videomuzda bunu anlatıyorum çekilişin detaylarını. Çekişte yapmanız gereken arkadaşlar 3 tane şey var aslında. Bir tanesi YouTube'dan Expert Crypto'yu takip etmek. Daha sonra arkadaşlar buradaki videonun altına düşüşte fırsat videosunun altına yorumunuzu yapmak. İşte Expert Crypto ile ilgili ne düşündünüz? Bir de KuCoin'e bu videonun altındaki linkten üye olarak sizin KuCoin'deki UID'nizi gelip forma yazmanız arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz hocam hangi form nasıl kayıt oluyoruz? Dediğim gibi bu videoda hepsi mevcut. Bu videoyu mutlaka izleyin. Ben de sağ üstte bırakıyorum arkadaşlar. Kolaylık olsun diye sağ üstten de bu videoya erişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelin PancakeSwap'a. Evet PancakeSwap'ta ne yapacaktık? Biz BNB'den OVR yapacaktık arkadaşlar. Şu an ben OVR'yi ekledim buraya. Ama diyebilirsiniz hocam bizim OVR'ler ekli değil. Nasıl OVR'leri ekliyoruz? OVR'ler eklemek çok kolay arkadaşlar. CoinMarketCap'e geliyorsunuz. CoinMarketCap'e geldikten sonra burada gördüğünüz gibi Ethereum tabanında bir kontrat adresi var. Ama biz Binance Smart Chain istiyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Daha sonra buraya geldiğinizde arkadaşlar kopyaladığınızda bu adresi. Direkt buradan over'e çıkıyor. Ben de şu an edit olduğu için yani çoktan eklendiği için bir daha ekleyemiyorum. Ama siz bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu durdurarak hatta 2-3 kere de izleyebilirsiniz. İyice anlamak için daha sonra bu işlemleri kendiniz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım BNB'ler geldi mi? Evet gördüğünüz gibi şu an değişti. BNB'ler burada yerini aldı. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? 0.2 BNB karşılığında mesela 43 tane over'e alabiliyoruz. Tamam diyelim swap'a basalım arkadaşlar. Swap'a basıyoruz ve confirm'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi swap confirm edildi. Ve aynı zamanda Metamask'e de şu BNB'mizi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben ekledim ama eklemeyen arkadaşlar olursa buradan import token'a geliyorsunuz. Gene CoinMarketCap'ten az önce kopyaladığımız Binance Smart Chain tabanındaki OVR token'ın adresini buraya giriyoruz. Ve daha sonra add custom token diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben daha önce eklediğim için bir daha ekleyemiyorum. Bundan da bu şekilde bahsedelim. Gördüğünüz gibi BNB'lerimiz OVR'ye değişti. Ve BNB miktarımız düştü. OVR miktarımız arttı. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım OVR'in sitesinde. Buy OVR Lend'e basıyoruz. OVR'ye arkadaşlar KYC'nizi yapmanız gerekiyor. Yani kayıt olmanız gerekiyor. OVR'nin istesine girip bunu yaptım gayet hızlı arkadaşlar 3-5 dakika içerisinde gayet güzel oluyor. Buradan sign'le bastığımızda ben daha önce login olduğum için gelip arkadaşlar buradan giriyorum. Gördüğünüz gibi başarılı olduğu söyleniyor. 47 OVR'de gördüğünüz gibi buradaki Binance Smart Chain sarı olan arkadaşlar, sarı olan OVR'i seçtiğinizde de burada 47 Binance Smart Chain overiniz olduğu gözüküyor. Kontrol etmek isterseniz de gördüğünüz gibi burada da aynı over -ay miktarı var. Yani cüzdanınız buraya bağladığınızda direkt eşleşiyor. Size arkadaşlar satın almayı göstermeden önce kendi asetlerimi göstereyim. Yani kendi arsalarım nerelerde aldım, e, neler var onları detayını göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi My Over Lens diyor. Burada isterseniz CSV dosyası olarak da export edebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi işte ben Kurşhevell almışım. Kayak merkezi biliyorsunuz Fransa'da ünlü. Daha sonra New York'ta yerler almışım. Mesela New York'taki yere bakalım arkadaşlar. Nereye almışım? Evet New York'ta biliyorsunuz bu Fifth Avenue, 5 Cadde, ünlü alışveriş caddesi. Burada şimdi yeşil yılan yerler, ownerlar benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alışveriş caddesine paralel bir yerdeki binayı almışım. Aynı zamanda Central Park'ta da gördüğünüz gibi şuradaki yerlerin de ownerı benim, yeşiller benim yani. Burada satılanlar var. Burada satın alınıp daha sonra sale yazanlar satın alınmış ama tekrar gidip satışa koymuş. Burada canlı satış var. Burada da arkadaşlar gelip teklif verebilirsiniz. Bunlara bahsedelim. Bu onlar ne anlama geliyor yani? Siz de bunları göreceksiniz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bir yere alalım. Nereye almak isteyelim mesela? Mesela arkadaşlar Barcelona'ya bakalım. Barcelona neresi var? Barcelona da biliyorsunuz ünlü, popüler, turistik bir yer. Bakalım nereleri kalmış? Büyük olsa burada her yeri kapatmışlardı zaten. Burası biliyorsunuz Barcelonadaki yat limanı arkadaşlar. Yat limanından bir yer varsa mesela alınabilir mi? Buralar dolu mu değil mi? Bakacağız şimdi. Evet burası dolu değil gibi gözüküyor. O zaman biz bu yat limanının burayı alabiliriz arkadaşlar. Şurayı mesela burayı kapatabiliriz. Ya da yat limanını kapatabiliriz. E, ee, Barcelona'da. Tabii ki illa Barcelona'dan almanıza gerek yok. İstanbul'dan da alabilirsiniz. Londra'dan da alabilirsiniz. New York'tan da alabilirsiniz. Ben Maldivler'den de aldım mesela buradaki mantık şu. İleride neresi değerlenir? Ben bunları nereye satabilirim? Ya da diğer bir bakış açısıyla ben buraya ileride ne inşa edebilirim? Mesela ben Maldiv'leri aldım arkadaşlar. Maldiv'lerdeki adaya otel yapabilirim, restoran yapabilirim, VIP partiler düzenleyebilirim. Bunları düşünüyorum. Tabii bunlar çok ütopik hayaller arkadaşlar. Onun için yani bütün paranızı OVR'ye, bütün paranızı Sandbox'a Decentraland'e yatırmaktansa bunda da sepet yapmak benim kendi mantığımca mantıklı geliyor. Şimdi mesela buraya geldiğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Mesela buraya teklif vereceğiz arkadaşlar. Mesela geleceğiz teklif vereceğiz multiple selection yapıyoruz arkadaşlar bu multiple selection'da bunları böyle seçiyorsunuz mesela buraya aldık 7 tane yer almışlar 7 tane yer kaç yapıyor arkadaşlar 27 over'e yapıyor 27 over'e de yaklaşık arkadaşlar ne kadar yapıyor İşte 30 over'e desek 2 buçuk çarpsak zaten yaklaşık 75 dolar yapıyor buraya confirm order'a bastığımızda da gördüğünüz gibi şu an teklifiniz alındı ve teklifiniz 24 saat boyunca arkadaşlar açık kalacak ve 24 saat içinde herhangi biri gelip bir de derse yani teklifi yükseltirse tekrar teklifi gidip yükseltmem gerekecek. Bundan da bahsedelim yani 24 saat açık kalıyor. 24 saat sonra bu alanlar sizin oluyor. Daha sonra alanlarınızda my asset'in altında görebiliyorsunuz zaten bahsettiğim gibi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de yaklaşık bir sayfada işte 8 tane vardı sen Ben 8x8 /8, 64 tane yer almışım. Buradan gelip detayına da bakabilirsiniz. Kendi aldığınız yerlerin detayına da bakabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Maldivler'de şuradaki alanı düşünüyorsunuz. Şuradaki ada mesela ben şuradaki arkadaşlar gün batımı izlenen bir tane restoran vardı. Onu almışım. Yani aldığınız yerleri bilmeniz lazım arkadaşlar. O önemli. Bilerek gerçekten burası ileride potansiyelli olur. İşte mesela İstanbul'da Bebek Parkı'nı alabilirsiniz sallıyorum. Ya da işte etileri alabilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Umuyorum arkadaşlar video yararlı olmuştur. Adım adım sizlerle o veriden nasıl arsa alınabileceğini anlatmaya çalıştım. İlk başta ne yaptık? Binance'den BNB aldık. Daha sonra Metamask'e gönderdik. Metamask'ten sonra PancakeSwap'a bağlayıp OVR'e alıp daha sonra siteye geldiğimizde Metamask'imizi bağlayıp bu OVR'lerle arsaları aldık. Teklif verdik yani 24 saat içerisinde. Bu arsalar eğer hiç teklif gelmezse bizim olacak arkadaşlar. Buradan geldiğimizde MySet'e bastığımızda burada aşağıda gözüküyor. Buradan MySet'e gelip baktığınızda kendiniz aldığınız arsaları, açıktaki açık arttırmaları görebiliyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar. O nedenle siz de videoyu durdurarak bunları, işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.